Assalomu alaykum. Anla vatqanalar turma xatirleri mahbus ruhlar. Abdori Abdulli Ayub. Qashqardagi gör. Önkürdek qarang'u va sesiq koridorda uzun minib to'xtadik. Aldimdagi eshikning jalaqlab ichilishi bilan kuchli hojatxona puriqidan beshim pirrida qoyg'andek bo'ldi. Meni yalab ilib kelgan gundupayning chiroyiga qarabmi baqmagan ekanman. Onun maska takvalgani közümge emdi köründi. O, xuddi nicasettin seskengendek, appaq pəli kiygen kolları bilen, mini guva yorup durgan bir öyge, şillemdin iştirip işikni can kılıp yaptı. Qoş qavetlik işik çıraqlap kulplanganda, sisik bırak teximu bek kuşaygendek tuyuldi. Qançlik vaqt ötteyken burunum nicaset bırakıga, közürüm girimsen yorukka küngende, asta asta özümge gelip, beşimde sangılap turgan guva çırakka, meynet çırak guva yorutup turgan kamırga, bu vojrağa sep saldım. İşikna yeni de pakar bireylen tikkede qetip turuptu. Küzeyn ekim tartvilen qaçka, çırayını inik körelmedim. Şu an gündupayının kamırga ilip kirgiçe, sen kamıldığın kamırda bir siyasi mahbus var. Sözleşişke ruhsat yok. Digini yadımga keçti. Açıkımda. Bana kılganları yetmedi mi? Yeni nimi kılala etti? Digerlerini oylap. Tehimu cehlim kattı. Assalamu alaikum. Dedim onunla külümsirip. Salimim cevapsız kaldı. Adette siyasi bolup tutulduğallar. Uyğurca salamga kandak cevap verişini çokum biledigan kişiler bolattı. Şu günlerde Uyghurlarının korkmay Assalamu alaikum deb salam berileydiğalları ve berilgen salamga münasip cevap berileydiğalları çokum siyasi mahbus bolatdi. Uyghurunun içindeki huddi keynige hükümet isimlik bir saye ağışıp paylap turgandek korkup hüdüksereb bu sözni iki sahçi ya ki üç xitay bar yerde korkmay iğizga alalmaydiğalları bundaq yerge layık emas idi. Menin nezrimde Assalamu alaikumga uyğurça keskin cevap berelmeydigan bir kişinin siyasi cinayetçi bolışqa salayeti toşmaydı. Kamırga tapança şekillik kılıp Semunuddin işki karavat yasalgan bolup tapançının tepkisi de bir kamar, kamarının beşi de bir cümeklik turba turatdı. Kamırını kaplagan bedboy aşu kamardın çıkavatgandek kılatdı. Belkim o kamar acetxana bolsa gerek. Azraq su mandurup, sisiqçilikni yoqtay dep berip cümekni etişimga, kamir dişimnin gilini kırgan avazi anlandı. Cümekni etip keynimge örülüp, onun tihice işiknin aldıda tik turgan haltiga qarap, toxtap kaldım. O gundupay ketip, xiligice işik tüvide dikkatte turgan denkin, beşini sangıltıp, karvatka kilip oltırdı. Qashqar shahrining chatrak yerlarida avraz yo'limi yo'q edi. Undaq yerlarda hojatxona mushundoq cho'ng'ur qizilgan o'raklarning ustiga yasalatdi. Tarabdan keyin ustidan suv quyganda sisiq yuqurga bo'qsib chiqatdi-da, badbo'y puroqdan ko'zlar yashang'irab ketatdi. Hojatxonani ko'rgandan keyin uning demakchi bo'lganini tushundim. Kamirdishim menga gap qilishga tamshilibdi. Ağzımga körsetküç barmıqımını tek küzüp toxtattım. Menin hiç nime digim yok idi. Mendek otur boy adamı, putini sozup yatalmaydıgan boş karavatka kilip olturdum. Kamır kopsam, beşim takaşkudak pakar bolup, işiknin üstüde ve astıda birden alıqandak rücek bar idi. Rücekler sırttın itip koyulgan idi. Tuyuqsız isimge gör digen söz keldi. Uyğurda bundaq derizisiz, tünlüksüz öyünün ismi gör idi. Uyğurlar ölükni dəpni qılış üçün yerini qızıp aval bir hoylaçaq çıxırıp ismini taş yerlik deydi. Andın taş yerlikdən içigə qartıp kən küşədə bir önkür qazatdı. Öydə qılıp oyub yasalğan bundaq önkürni içi yerlik dəp ataydı. Meyitni içi yerlikkə caylaşdırğan denkin İğizini kesek bilen it koyatdı. Uyğurlar teriknin uygula emez,
Ölüknün görügümü feyna çıkarıp, kengirlik ve azadilik kaldırgan idi. Ama men kamalgan bu görünün ne seynası, ne putni toluk sozgıdak bir boşluğu yok idi. Men körgen öyler içi de pekat, görgüle insanını akırıp işki itibitiletti. Pekat görünüle sırtın biri açmasa, açkili olmaydı. Pekat görüle muşundak cimcit, tar, Adem'nin beşi takaşkıdak pakar bolatti. Yak yak, bu görmü emez. Men görge kirip yetip bakkan. Görmü onundan kengri idi. İki kolunu kengri açkili, putni toluk sozgili bolatti. İçide kurgak topunun pırkıdın başka pırak yok. Esla bundak sisik emez idi. Haladın çıkıvatkan sisikçılıkların üstüge gördüm mü korkunuşluk cimcitlik, yürekni kuram taştek baskan teşviş fikirlerimni kalayımkan kılattı. Töt tam barğanca kıstap kilavatkandek, torus tüvenlep bisivatkandek tuygu Adem'ni ağzı burnini tutuvelip tuncuk duruvatkandek bir aram kılattı. Külren işke bir dem karap turgandinkin tamlarga sinçilap karaşka başladım. Men yülengen tamdin çıda yürüküm degen xatni körgenimde bir dilla öpkem örülüp, közlerimge yaş geldi. Yelala kip yalanaç kılıp, işektek tört putluk kılıp mandurganda, kollarımni targı kımgıca kayırıp, kasamga şapılaklıganda livimni çişlep kantı vetken, amma yığılımgan, yalvurmagan idim. Korkup siyip taşlıgan, amma vaycanlımgan idim. Amma tamdaki şu uyğurca xatni körüp, özümni tutalımidim. Kiçikimde anam kollarımni tutup vigetken şu uyğurca heriflerge karap ağlanğım keldi mu? Hayatımda birer kıyınçılıkka uçurap kakşap ketkenimde dadamnın minin oğlum bolsan libeğini çişlemey çişeni çişle, çıda! Digelleri isimge keldi mu? Ya ki çidigin yürüküm çıda! Digen nakşini hemra kılgan yaşlıktım isimge keldi mu bilmeymen. Közlerimden kuyulubatkan yaşlarını sürtüp olturup, kaçma gınımga ökündüm. Men bundak buluşumni bilsem kaçattım. Romanlardın mu okumagan, kinolardın mu körmigen bu kısmetnin, bu kabahetnin mana kiledigallıkını perez kılgan bolsam, kaçkan bolattım. Püşeyman kıldım. Ökündüm. Bişimga nimi kels kelsun, men sebeplik net yüz adem tutulsa tutulsun. Derhal beder kaçmağınımğa gazipim keldi. Men kaçalaydım. Yıraklarga ketip ülgürelaydım. Men toğırlık işlengen film 9. Avgust Kaşkar televiziye istansıda koyulmakçı bolup, vakti bektilip, ilanımı berilip bolup, tüyüksüz bikar kılıngan idi. Şu çağda bir muhbir atayın kışımğa gelip, sebebini itkan idi. Kaşkar şehirlik cihi idarisi barlık radyo, televiziya ve gazetlerinin men toğruluk kılgan ziyaretlerini ilan kılmaslıqa buyruk çürgen iken. Aradın hepte ötüp, men bilen hemkarlaşkan bir dostum yesli içiş kararıdın vazgeçti. Sebepnin menin tutulduğalıqım ikerlikini uçuk digen idi. Şu çağda keçini oylağan, amma kaçmağan idim. Çünkü kaçsam, bana muşu gepni dep koygan muhbir, ve dostum tutulattı. Şu çağda kaçmaptı men. Meni ziyaret kılgan muhbirini, antil yeslesige meblağ salgan şu dostumni tutulmusun depti men. Bula emez. Kaçsam, ayalim, kerindaşlarım, dostlarım ve bağırlık uruk tukkallarımni sağçılar qeyn kıstakka almusun depti men. Şuna kaçmağan iken men. Bu künlerini körgice kaçkan bolsam şu kaşki. Men okuğan kitaplarda tilga ilingan, romanlarda keçmişleri sözlengen, mendek türmige kirgen burunki uyğur ziyalilerinin hiçbiri duç gelmegen bir horluqqa uçurgan edim. Okşaş ak baldaklı külren kiyim kiyişken, baş gözleridiki tartuk bilen tekimu vahşi köründüğen bir top kişilerinin korşavıda kip yalanaç kılınganda çişlerim kasıldap, titirep ketken edim. Kaşkar'nın en ısık günleri idi. Ama minin putkollarım titirep, çikemdin muzdek soğuk ter kuyulgan idi.
Gündü payının şu çağda Şamilini obdan yığınlar, özünün kimlikini, kayarda turuvatkalıqını bilip kalsın, degen edin başkını əsləşni halım aytdim. Meyde ve bileklerige çikip alğan əjdihalar bilen teximu yavuz köründüğün cinayetçilerinin aldıdaki ermekke aylanğınımda etrafımğa karadım. Beşimni urğıdek tam, kolumğa çıkıdek taş, ya ölgüdek, ya öltürgüdek hiç nime yok edip. Etrafımni korşğallarga yalvurğandek karap oqta ölüş, piçakta ölüş veya ki esilip ölüşlerinin ne kadar tipilgisiz bir fırsat, arzuluk menzil, armanlık şeref ikerlegini bildim. Ölüş, undak melunlarga payhan boluştun rahat idi. Ölüş şu kadar tatlık tuyğu idi ki, sana pekat bir laqetim nisip boludgan. Ölüş şu kadar şiirin uyku idi ki, seni hiçbir qoğurak, hiçbir qeynak, hiçbir xorlaş uyğutalmaydıgan. Ölüş şu kadar yüksek utuk idi ki, hiç kim hesat kılmaydıgan, hiç kim talaşmaydıgan, hiç kim tartip alalmaydıgan. İsimni bilsem, çivinler uçup, çivindek etrafımga oğlaşkan mehbuslar külüşüp yürgen iken, çivinlerge karap, ölüm atlık çivinnin bana konmağınıya ökündüm. Aldımda çapançilik kilidigan yerde kusuk turdu. Şu kadar köp kusup mu, şu çıkmaz canlı kusutelmeginimge, kusuk bulup, desilip tügeşmeginimge içindim. Livimni çişlep kanatkan bolsam gerek, yüzümdeki terni sipibedim, alkallarımga kan yipişti. Çikemdin toktumay purkırap, soğuk ter kuyulup turuptu. Min apsus, kandek kanap ikip ketmeptimen. Mağneyimden kuyulup atkan soğuk terdek, iştinimga çıkıp ketken süydüktek kuyulup, Semunut yerge sınıp ketmey hayat kaptımen. Şu dakikada çıkmaz bulup kırgen, ten kapsige bir kadar çın çaplışıp, tamılıp kalgan cinimga nepretlengen idim. Etrafımga karıdım. Cinayetçilerden 2-3 zalını tazlamakta idi. Koledeki süpürge, pol sürtküç ve kürekler yaltırak idi. Kollarıdın tartıp alsam mı ya özümni, ya ki özgini yarlandıralmaydı. Kamırda ölümnün mängülük kutuluşunun temesi de tört etrafımga karıdım. Kolga çıkıdık hiç nersi yok. Hatta karavatının astıdaki kimlerdindir kalgan eski çiş çotkısının mu sepi yok. Tamlarını tutup baktım. Yumuşak por kağız kaplangan tört tamga başını mingni vurgan takdirdim mu yerildigan de kılmaydı. Amerika'dan kaytip kelmegen bolsam, ya ki kaytip kelgenden kin, üniversitetinin birige kirip, kötümünü kısıp işligen bolsam, başkalardak nede menfaat bolsa şu yerge ünüp, kayarda payda görsem şu yerde yığınıp, nepla yoksa sahtkarımı sırdaş, sayakımı dost bulup ötgen bolsam, bundak kün yok idi. Mınlıgan Adem'de künüm rahatla ötüdüğün, Tinç kün körüdüğün iş bolsa, toğru hata demey kılıp, cinim aram tapadığalı bolsa, eşeknin sağırsığa çüşken aptapkımı kolumni kaklap yaşıgan bolsam, bu künlerini şümdümü körmügen bolattım. 2010 yılı noyabrda, Kansas Üniversitesi'deki Profesör Yetekçim Arian Dwyer, bana 38 aylık okuş mükafatı vermekçi bolganda, men vatenge kaytip, Anı tılda yasi kurman dep red kılgan idim. Asli şu mukafat bilen, men Amerika'da doktorluk tatqiqatımni tamamlayalaydım. Kızım ve ailemni bihatar, bəxtlik bir hayatqa ige kılalaydım. Amerika'nın kaytış kararımga, vətende qırındaşlarım koşulmağan, ailemizde anamdın başqa hiç kim hayacanlanmağan idi. Ayalım biçarini planlarımnın uluğuluqi bilen, Kayıl kılgan idim. Amerika'daki dostlarga gayenin katısını, planının çoğunu şunca sözlüsem mu, Uygur dostlarımla emez, hatta Amerikalık profesörler mu, kayıtışımını akıllık dep karamıgan, kollumgan idi. 2011 yılı baharda dostum Enver Mehmet'ke vatenge kaytıp, anıtıl yasesi içip, Uygur tilini koğdaydıgallıkımını itkanımda,
u o'ylishibmi qo'ymay rad qilgan edi. Uningcha Amerikadagi Uyg'ur balalarga Uyg'urcha o'rgatish bilanmi Uyg'ur tilini saqlab qolgani bo'ladi ekan. App yasabmi, to'rda maktab qurupmi Uyg'ur tilini qo'g'dab qolgani bo'ladi ekan. Uning taxminicha mendek Amerika demokratiyasi bilan Xitoyning diktatorligini silishtirib, diktator tuzumning insoniy axloqqa, milliy madaniyatga, ijtimoiy munosabatga tashlaydigan qora soyalarini kommunistik ideologiyaning inson ingiga ko'rsatadigan chiritkuchi ta'sirini, kommunistlar targ'ib qiladigan kollektivchilikning inson xosligini qandoq bo'g'adiganligini, Xitoydek mustamlikchi hokimiyatning Uyg'urdek mustamlikka qilinuvchi millatga qandoq vositalarni qo'llanib, qaysi zulmlarni soladiganligini qo'rqmay yozgan kishi cho'qim chegaradan kirib bo'lg'icha qamoqqa ilinishi aniq ekan. Qaytishga bir hafta qolganda Anvar har kuni to'xtamay telefon qilgan edi. Bir kuni u: "Mening seni ketkizmayman deganim chaqchaq emas. Agar yana ketaman deb ching turib olsang, odam boshlab berib seni bog'lab ilib kelaman va yer osti uyimga niyatingni yong'icha qamab qo'yaman. Tutilgan vaqting uzargancha vizangningmi, pasportingningmi vaqti to'shib ketadi. Sen mo ketolmaysan" degan edi. Shuncha nasihat, maslahat va fursatlarni rad qilib meni qarshi olmaydigan partiyaning qo'lidagi vatanga qaytib kelgandikin, bu xo'rlik menga haq. Bu qiynoqlar menga loyiq edi. Chunki men menga keyni-keynidan berilgan signal va ogohlantirishlarga pisand qilmagan qahramonligimga, qaysarligimga, botirligimga ishinib, hammini unsiz rad qilgan edim. Menga qichish o'ngay edi. Qochadiganlarni mo qochirib mangdiganlarni tunaytdim. Kishilarning Berma, Tayland yo'li orqali chiqib ketayotganligidan xabarim bor edi. Uyg'ur yoshlarini vatanni tashlab chiqib ketishga undaydigan tashviqotlar atrofimda uchib yuratdi. Do'stlarimdan biri allaqachon Malayziya orqali Turkiyaga qochib bo'lgan edi. Ammo men unda qilolmaydim. Men qochishni, vatanni tark etishni Hijratni tanqid qilib maqola yozgan, vatandan voz kechmaslik haqida nutqlar so'zlagan, bundoq top-top bo'lib vatanni tark etishning Uyg'urni yo'qolishga olib boradigan xatarlik yo'l ekanligini qayta-qayta ta'kidlagan edim. Kishilarni bundoq makonsizlikdan, chidamaslikdan o'zim to'sib, keynidan shu ishni o'zim qilsam bo'lmaydi. Men maqolamda yozgan nutqlarimda so'zlagan va'damga amal qilishim, vatanni tashlashga hech bir bahona ko'rsatmasligim kerak edi. Shu chaqda dutluk qilib qochmagan bilan u qadar qo'rqmas, botirmu emas edim. Jinim u qadar ching yerda emas edi. Yaproqdek titrab, shabnamdek dig'irlab aralna turadigan jinim qizlarimning kulgisida, ayolimning yig'isida, onamning balam degan bir ig'iz chaqirishidala edi. Kamir dishimning dolamga noqshi bilan xiyoldan uyg'onib, beshimni ko'tirdim. U menga tishimni cho'tkilishimni, hojat qilishimni sharat qilib uqtirmoqchi bo'layotgandek qilatdi. Men uningga xohlamaydiganligimni sharat bilan uqtirib, yangi kimni yo'lab o'ltirdim. Esimga yana so'roqchilar kelib oldi. Ko'z oldimga meni so'roq qilgan Kepanchiray Xitoyning bizning iqror qildirish taktikimiz Amerikaning Markaziy istixborot idorasidan qilishmaydi. Tunji kuni bo'lg'achqa botirlik qilg'in keldi. Buni tushunaman. Men sendek og'izchang nech yuz bo'lginchini 2-3 soatda bulbuldek sayirtib etgan. Sen bugun bir botirlik qilib olgan bo'lgin. Keyincha bir kun bo'lsmo chidigan edim deb eslab qolarsan. Bugun mushunchilik bo'lib tursin. Qani sening ata hammini demginingni bir ko'ray deganligi ma'nilik hijayg'on chiroyi kelib oldi. Ha, asli uning markaziy istixborot idorasidan qilishmaydigan taktikasi shu ekanda.